Sokrates YouTube kanalına Yok Yok programının 8. bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta için bir özür dileyelim. Biliyorsunuz bana Londra merkezde Onur Erdem'in stüdyoya soktuğu kelebek saldırdı. Bu nedenle sonrasında Yok Yok çekimi yapamadık. Bayağı kötüydüm ben. Birkaç saat kendime gelemedim. Ama bu hafta yine bomba gibi bir konukla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili Oğuz Yenihayat bizimle birlikte. Merhaba. Hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk. Kırmadın bizi. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tabii sen burada olunca seninle alakalı ilk akla gelen şey yemek. O yüzden program genel olarak yemek içmek üzerine gidecek ama Onur Erdem benim biraz kafamı karıştırdı. Çünkü dedi ki senin bir NTV Spor geçmişin var, onlara da değineceğiz. Yani NTV Spor'dayken yemekhanede Haydari ile Semizotu'nu bile ayıramıyordu. Onun gurmeliği biraz şüpheli olabilir dedi. Bu nedenle ben bir test ile senin bu konularda ehliyetin var mı ölçmek durumunda kaldım. Kusura bakma, normalde... Onu kolayla mı yapacağız? Evet, kolayla yapacağız. Sen de bir senedir kola içmiyorum dedin demin. Vallahi bayağı uzun zamandır içmiyorum ya. Bakalım, bir tanesi Coca-Cola, bir tanesi Pepsi. Burayı geçemezsen zaten programı kapatıp aslında sen de bir şeyler yemeye gidersin. Senin otuna getirseydik de Onur Erdem'in biraz böyle yalan dolanla beni bitirmeye çalıştığını hani en azından gösterebilirdim. İnanırım de. Aslında çünkü beni de bitirmek için işte yani stüdyoya bir kelebek sokmadığı kalmıştı. Onu bile yaptı. Ama ben yine de bir ufak bir teste tabi tutayım dedim tamam. Seni. İstediğin zaman birer yudum alabilirsin. Buraya gerilimli bir müzik verin. Bu Pepsi abi. Bu normal kola. Doğru. Doğru. Evet. Arka ses geldi. Evet. Böylelikle programın devamını da çekebiliyoruz. İyi, arkadaşlar. Güzel. Herkes pozisyonda sabit kalsın. Nasıl heyecanlandım biraz bilemezsen diye. Hallederdik ya. Bunu kullanabiliyorum değil mi? Tabii. Onu ben de Onur Erdem'in pintiliğinden dolayı bütün yaz kullanmak durumunda kaldım. Abi de kırılmış. Değiştirmiyor mu şunu? Yok, değiştirmiyor maalesef. Öyle. Ya işte biz aslında buraya ben 6-7 çeşit yemek getirtip senin gözünü bağlayarak bu nedir bu nedir falan bunları falan yapacaktım ama en az 300-400 lira tutar dedi. Yolda benden sipariş aldı zaten. Aynen. Kolaları da sen getirmişsin. Kolaları ben getirdim. Onu size faturalandıracağım ama yazacağım yani. Maalesef durum bu. İşte onlardan bir şey çalışmayı sen de biliyorsun. Biliyorum, maalesef biliyorum. Tamam, oralardan başlayalım. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle bir sporcusun sen de. Geçmişinde basketbol var. Aynen. Basketbol sevgin. İyi de bir basketbolcuymuşsun. Onlardan biri hakkında çok olumlu şeyler söylemekten çekinir ama dedi ki çok iyi basketbolcudur dedi. En azından zamanında. Zamanında öyleydi. Biraz oradan sporla ilişkinden girelim. Ki NTV Spor'a da sanıyorum bu basket sevdan, yazma çizme ile girdin. Yemek öncesini biraz konuşalım. Sonra yemekten bol bol konuşacağız zaten. Okay. Biraz anlat bize. Yani şöyle özetleyeyim. Ben 2005 yılına kadar profesyonel basketbol oynadım. İkinci lig seviyesindeydim hep. Sonra dedim ki yani her sene şey oluyordu yani. Her sene sıfırdan başlamak gerekiyordu. Çünkü sen de biliyorsun yani sporda genelde kontratlar bir sene, iki sene falan böyle. Yani her sene atıyorum işte bu sene Ankara'da oynayacaksın, döneceksin. Sonra işte Urfa'ya gideceksin, oynayacaksın, döneceksin. Ondan sonra işte Antep'e gideceksin, geleceksin falan böyle. Bir de çok böyle sağlam bir zemin görmemiştim. Dedim ki ben bırakayım. Nerede eksik var ona bir bakayım dedim. Benim bir yakın arkadaşım vardı, Ali Emre Dedeoğlu. O da şu an zaten hala medyada. Zaten. Selam olsun. Aynen, siz de biliyorsunuz. Onunla beraber bir altibasket.com diye bir site kurduk. Şöyle eşimizi dostumuzu arayarak abi bugün maç vardı ne oldu? Atıyorum işte Ahmet kaç attı, Erman kaç attı, Onur kaç attı falan diye sonra bir site yazıyorduk. Ve başka bir mecra olmadığı için de bu kısa zamanda değer gördü. Daha sonra Burçin Madem var, onu da bilirsiniz zaten. Aynen. O dedi ki ya sizleri güzel işler yapıyorsunuz gelin dergide de yazın. 6. Adam Basketbol dergisi vardı o zamanlar. İyi abi dedik ama şimdi hani sitede hani D'leri, K'leri saçma sapan ayırıyoruz. Bize kimse bir şey demiyor da hani şimdi orası dergi daha farklı bir mecra. Gelin gelin ben hallederim falan dedi. Biz öyle dergiye de yazmaya başladık. 2 sayfa, 4 sayfa, 6 sayfa derken böyle 30-32 sayfalara kadar dergi çıkmaya başladı. Sonra dediler ki Fanatik Basket var. İsmet Badem rahmetli, Ümit Avcı. Dediler ki siz güzel işler yapıyorsunuz. Gelin buraya da yazın. Bize tam sayfa verdiler. Bağcılar'daydı gazete. Ondan sonra böyle hani her hafta sonu orada bayağı bir mesai geçiriyorduk. Ve işte bu sebeple de aslında biraz işi orada öğrenmiş oldum. Yani hani okulunu okumadım ama okulunu gerçekten yerinde gördüm. Yani önemli isimlerden
öğrendim diyebilirim. Sonra da bir gün işte İsmail Şenol aradı. Ben onunla Fanatik Basket zamanında, hatta pardon 6. Adam Basketbol Dergisi zamanından tanışıyoruz. O NBA yazardı, biz altyapı yazardık. Bir de aynı jenerasyonuz. Hani kafalar da çok iyi tutuyordu ve beraber böyle ben onları altyapı maçı izleme götürüyordum. İşte Kaan abiyle, Kaan Kurallı falan böyle Caner'le beraber. Bir gün beni aradı, dedi ki böyle böyle NTV Spor'da çalışmak ister misin? Dedim deli misin yani? Tabii ki isterim. Cevabı belli sorular. Aynen öyle. 2014'e kadar orada böyle hani her kademede çalıştım diyebilirim. Derken işte 2014 Kasım'da ben işi bıraktım. Ha, şimdi orada bir duralım. Aynen. Şimdi seninki hakikaten radikal bir geçiş. Mesela NTV'ye girdiğinde de kafanda var mıydı? Daha öncelerde de var mıydı? Yoksa sonrasında işte mesela Vedat abi gibi ya da başkalarının yurt dışındaki başka isimlerin de hayatına özenip ya da bu adamların yaptığı şey çok keyifli deyip hani bir anda mı oldu? Yoksa mesela ben 20 yaşındayken de zaten aslında bunun şeyini kuruyordum var mı? Mesela ben de tam 10 sene önce ithalatta çalışan bir beyaz yakalı olarak bir anda spor medyasına geçtim. Benimki de radikal geçişti ama ben zaten ithalatta çalışmak istemiyordum. Yani 6-7 yaşında da spor medyasında çalışmak istiyordum. Sende de böyle bir şey var mıydı yoksa zamanla mı kendini keşfettin ya, ortaya çıktı? Aslında şöyle benim tamamen hani iyi yemek yemek biraz merakım vardı. Hani nerede iyisi yenir, nerede hani yereli yenir ona fazlaca merakım vardı. Ama tabii bunları araştırırken de gerçekten çok kötü yemekler yediğim oldu. Aslında bu merak dönüşü şuradan geliyor. İşte altyapı yazdığım zamanlarda işte yine böyle 2005-2007'ler, 2008'ler o civarlar işte oyuncu izlemeye, röportaj yapmaya, antrenör röportaj yapmaya Türkiye'nin böyle birçok yerine gidiyordum. Türkiye Şampiyonası'nı izlemeye gidiyordum. Ve her gittiğim yerde de örneğin işte Kayseri'ye gidiyorum, ya mantı nerede yenir? İşte Diyarbakır'a gidiyorum, işte burada bilmem ne kebap var, nerede yenir? Gidip gerçekten hani esnafa soruyorum, berbere soruyorum, taksiciye soruyorum, işte oralı bir hakemi buluyorum, soruyorum falan böyle. Derken bu böyle ben gerçekten hani insani iletişim kurarak iyi yeri bulmaya çalışıyordum böyle. Ve hani kendimce de o zamanki damak tadımla buluyordum. Ve döndükten sonra işte insanlara anlatıyordum böyle. Yani yine böyle kendi çevreme ya abi ben Diyarbakır'da bir kebap yedim üf falan filan deyip böyle anlatıyordum. Sonra işte millet dedi ki yani sen dedi böyle bir şey yapıyorsun. Bari dedi bunları bir çatı altına topla. Hani biz sana sormayalım, girip okuyalım. Hani en azından yazmaya, çizmeye bir merakın, ilgin var. Ondan sonra iyi dedim, öyle yapayım. Yeni hayatın tadı. Yeni hayatın tadı.com'u açtım ben 2011 senesinde. Derken ben normal böyle bir tasarım iyi ama altyapısı da çok da iyi olmayan ve tamamen böyle kendi gittiğim gördüğüm işte bugün bunu yedim, işte bu hafta bunu yedim, şu su güzeldi, bu su güzeldi, işte şunu şunu koyuyorlar, bunu bunu koyuyorlar diye. Bir aslında rehber gibi bir şey açtım. Onur Erdem o siteyi 3 kez ekledi. Ben hatırlıyorum. Bu adam yapar. Pilava ketçap sıkıyor. Sakın bu siteye girmeyin falan diye. O günleri hatırlarım. Ama yürüdü site sonra. Yani evet yürüdü. Baktım hani bayağı bir siteye girişler var. Sonra işte insanlar bu sefer beni yönlendirmeye başladı. İşte ben burada bunu yedim ama işte oranın ustası buraya geçti. İşte şuraya giderseniz bunu mutlaka yiyin, bunu deneyin falan diye. Tabii sonra işin içerisinde biraz Instagram karışmaya başladı. Sene 2012'di yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında işte Trabzon'a gittim bunu yedim. İşte Antep'e gittim bunu yedim. İşte Sinop'ta bunu yedim diye. Bu sefer benim sayfa hani Oğuz Yeni Hayat Instagram sayfası bayağı bir yemek olmaya benim başladı. Benim seni ilk unfollow ettiğim dönem. Çünkü olabilir. Diyetti. Ben seni 3 kere falan yedim tekrar geri... Ne zaman diyete girsem beni sıkıntıya sokan sayfalardan birisin. Gece 12'de böyle bir şeyler akıyor yukarıdan, evet. Yağlar damlıyor falan. Dedim bir ki artık akşam 8'den beri bir şey yememişim, dayanamıyorum zaten. Bunları göremeyeceğim falan. Sonra tekrar aldık takibi. Öyle sıkıntılı dönemlerimiz oldu senin hesapla. Yani onu çok fazla duydum çünkü o normal benim hani kişisel hesabım olduğu için hani normal işte böyle eşim, dostum, arkadaşım takip ediyor. Sonra orada böyle yemek görünce abi ne oluyoruz ya işte saat 11 tatlı mı konuştu. Pis saatlerde geliyor. Bir de yani tabii o zamanlar Instagram'ın yani kendimce belli bir saatleri vardı işte. Hani ben onu şey yapıyordum böyle hani ben atıyorum yatmadan önce böyle 11'de falan acıkıyorum. Ben acıktıysam herkes acıkmıştır deyip böyle arşivde olan böyle bir tatlı bilmem ne falan böyle bir koyuyorsun. İşte altına yorumlar işte like'lar bilmem neler falan. O zaman onlarla eğleniyordum. Bir de bir kahvaltılar haline. Yapıyorsun. Zaten ufak ufak ekranımıza da yansıyordur. Hı-hı. Yani cevizler, tahinler, içinde ballar falan. Kendime iyi bakıyorum. Aynen o kahvaltıyı yaptıktan sonra herhalde İstanbul'u bir turluyorsun muhtemelen. Abi ya ama şöyle yani ilk zamanlar tabii önünde böyle görünce yani hapur hapur yiyordun. Ama artık böyle şimdi seyahatler çok fazla çoğaldığı için şimdi böyle bir ucundan bir tadına bakayım.
tamam devam edeyim gibi bir durum oluyor. Çünkü bakıyorsun sonu yok bu işin. Sonu olmadığı için de hani sağlıklı kalmak gerekiyor haliyle. O yüzden hani biraz veda etmesi zor oluyor böyle tek dilimden veya tek çataldan sonra ama mecburen gerekiyor. Kaç kilo aldın 2011'den 12'den yani daha doğrusu bu yeni hayatın tadı? 20 kilom vardır temiz. Ki spor da yapıyorsun bayağı görüyorum son zamanlarda. Yapıyorum işte son bir aydır. Çünkü bir de onu yapmasam muhtemelen diyorsun. Abi, ben onu yapmasam sıkıntı olabilir yani. Seni yeşil koltukta şu anda kadrajda pek yok ama ikili koltukta falan ağırlardı büyük ihtimalle. Allah korusun ya yok. Şimdi hikayenin daha da enteresanlaşmaya başladığı yere doğru gelelim. Vedat Milor'un aynen. Vedat abiyle temasınız oldu. Aynen. O da şöyle başladı. Ben NTV Spor'u NTV'de programı vardı. Bizim Nurcan vardı. Nurcan Yaman. Onun yapımcısı. Ondan sonra bir gün dedi ki ben seni dedi Vedat Milor'la bir araya getireyim. Hani belki dedi hani bir tanış bilmem ne falan. Dedim tabii ki çok sevinirim. Ondan sonra ben bir gün onun çekimine gittim. Çok net hatırlıyorum. Bu iş kulelerinin altında iç sumi var. Oraya gittik. İşte çekim vardı. Çekim bittikten sonra biraz konuştuk falan böyle. Onun o zamanlar daha internet sitesi açılmamıştı. Vedatmilor.com açılmamıştı. Hani ben de biraz böyle hani web'e meraklıyım işte kendi sitem var, editoryal tarafım var. Ondan sonra dedi ki beraber bir şeyler yapalım ama sen bana yardımcı ol vesaire. Dedim tabii ki seve seve. Ondan sonra ama sonra böyle bir gel zaman git zaman şey oldu böyle hani bir tekrar itibar sağlayamadı, kopukluk oldu. Ondan sonra o süre zarfında sayfası açıldı, sitesi açıldı. Ondan sonra bir tekrardan biz bir araya geldik. Ben bu sefer Tadı Damağımda programın çekimlerine gidiyordum. Ve böyle hani kendi bildiğim kadarıyla da ya işte İstanbul'da şurası var, burası var, burayı çekelim. Hani buraya çeksek nasıl olur falan tarzında. Öyle bir hani önerilerde bulunuyordum ekibe, Nurcan'a, Vedat Bey'e. Ondan sonra ve böyle bir anda kendimi ekibin içerisinde dahil buldum. Bütün çekimlere beraber gidiyorduk İstanbul çekimlerine. Bu süre zarfında da ne kadar yazdım hatırlamıyorum ama vedatmilor.com'a bayağı bir uzun bir süre yazı yazdım. Öyle her haftalık işte şuraya gittim, burayı denedim, bunu denedim falan tarzı böyle. Konuk editör, konuk yazar gibi bir köşesi vardı onun. Sonra program bittikten sonra da hani ben artık işin içerisine iyice dahil olmuştum. Artık hani yemek tarafına, restoran tarafına falan. Dedim ben artık hani kendi yolumu çizeyim dedim ve işte böyle yanlış hatırlamıyorsam 2015 falandı galiba. Artık böyle komple kendi yolumu çizmeye devam edip bol bol seyahat edeyim. Zaten aslında NTV Spor'dan ayrıldığımda ilk düşündüğüm şey buydu. Hani ben seyahat edeyim, içerik üreteyim, işte farklı tatlar göreyim, kendimi geliştireyim, öğreneyim ve insanlara bunu anlatayımdı zaten olay. Ve böyle hani ilk fırsatta oraya git, buraya git, buraya gel, ona gel. Şunu merak ediyorum. Başladığın zamandan yani 5 sene önce, 6 sene önceden bugüne yemek zevkin ne kadar değişti? Bir de dilinde bir gelişim, değişim yani bir yemekte, herhangi bir tatlıda, herhangi bir gıdada ilk baktığın, ettiğin noktadan muhtemelen değişmiştir. Hem Vedat Milor'la temasından tabii. Dolayı ondan hem de inanılmaz şey de öğrendim. Yıllarca çünkü sürekli bir yerlerde bir şeyler yedikten sonra 5 sene önceki Oğuz değilsin de değil. Evet evet aynen. Ya onunla en azından kendimce böyle gözle görülür bir artış olur farkındayım. Ki hani Vedat Bey'le olduğumuz süre zarfında çekimlerde hani yemeğe nasıl işte bakıyor, nasıl davranıyor, işte ilk tattığında ne düşünüyor falan yani hepsini böyle ağzım açık izliyordum. Çünkü o benim için hani inanılmaz bir şeydi. Yani çünkü bizim kültürümüzde biraz evet. Şey yok yani Vedat Milor gibi ya da herhangi bir gurme gibi, yabancı bir gurme gibi ya da hani yemek gelsin bir tadayım şey. Ya biz yeriz. Tabii tabii gelsin, aynen öyle. Sarayım yiyeyim, tatlı aynen. Gelsin. Onun işte esprileri hemen. De var zaten ha, yani hani. Ya şey de var ya bir de bu işte bu iş biraz kendini kabul ettirebilmenin Türkiye'de zor olduğu bir iş. Hı-hı. Mesela Cem Yılmaz bile işte şovlarından bir tanesinde hani Vedat Milor'u övdükten sonra Mehmet Yeşil için şey diyor ya baba ne bulsa işte dolduruyor yiyor falan. Genelde insanlar böyle bakıyor. İyi lan bu adam geziyor ediyor yiyor falan para aynen. Da kazanıyor ama yani ne şey yapıyor falan. Dedim ya ister istemez zaten kendini geliştiriyorsun. Hani zaten benim kendimce hani en azından hani iyi ve kötüyü çok rahat bir şekilde ayırt edebiliyorsun. Çünkü hani iyisini yedikten sonra hani bir ucuna bakıyorsun tamam ya bunu bir de şuna döndü olay çünkü aldım bir çatal ya bu gerek yok ya boş boşa kalori almayayım olayına döndü. Bir çatal alıyorsun beğenmiyorsun tamam abi gerek yok yani gibi bir durum oluyor. Çünkü artık hani ister istemez kalori hesabı yapıyorum çünkü hani her günüm yemekle geçiyor. Bir de böyle normal insanlar gibi olmuyor mesela bir seyahate gidiyorum örneğin işte Kardeşim ben kalori hesabı yapıyor gibi görünmüyorsun ha.
Ya yani şöyle işte, yani mesela ben normal bir seyahate gittim, hani atıyorum Antep'e gidiyorum. Antep'e hani normal bir insan gittiğinde işte sabah kahvaltı yapar, öğlen yemek yer, arada kahve içer, akşam yemek yer, gider yatar. Yani 3 öğün gibi bir şey oluyor veya 4 öğün. Biz oraya gittiğimiz zaman 7-8 öğün oluyor. Hani oraya gidelim, orada bir tabak yaptıralım, işte fotoğrafını çekelim, tadına bakalım, başka yere devam edelim. Orada tadına bakalım, başka yere devam edelim. O gün içerisinde 7-8 yer oluyor. Bunu 2-3 gün yaptığımız zaman sonra haliyle bir o süreç biraz sıkıntılı geçiyor. Sonra İstanbul'a döndükten sonra işte soda. Su, soda, sirkeli su, detoks falan öyle geçiyor işte zaman. Spor, koşu bandı. Aynen, aynen öyle. Şimdi Çiğ Köfte Festivali'ne gidiyormuşum aynen. Adıyaman'a. Adıyaman'a gidiyorum. Hem dünyayı geziyorsun, ülkeyi geziyorsun falan hem de sürekli bir şeyler yiyorsun ve en güzel yani bir şeyin yenilebileceği en güzel yerde yiyorsun. İşte baklavayı Antep'te yiyorsun. Evet, doğru. Doğru. Burada yiyorsun. İşte Tantuni'yi Mersin'de yiyorsun. En unutamadığın gezi yani çok vardır. Çünkü 4 senedir sürekli evet. Bir yerlere gittin ama yani en unutamadığın bir yöresel yemek ya da yani çok böyle hemen tekrar gitmek isterim dediğin bir yemek, bir yer. Mesela en unutamadığım yerlerden bir tanesi Ermenek. Ermeni Karaman'a bağlı. Doğası inanılmaz. Mutfağı inanılmaz. Ama işte şöyle bir sıkıntı var. Hani normal biri gittiği zaman o yemekleri bulamayacak. Çünkü biz oraya gittiğimiz zaman evde ağırlandık. Evde böyle anneler, teyzeler, işte ablalar bize yemek yaptı. Yani orada yediğim yemek yani inanılmazdı yani. Gerçekten böyle her öğünü inanılmazdı. Sadece böyle tek bir öğün veya tek bir yemek değil. Daha çok böyle işte yereli nereye tercih ediyor. İşte hani şu ana kadar kimse gitmemiş, işte Instagram'da hiç paylaşılmamış bir yer olsun diye biraz uğraşıyorum. Çünkü ister istemez hani Instagram'da biri paylaştığı zaman işte iyi kötü bir takipçisi varsa millet bir aa burası yeni hiç buraya duymadık deyip hurra bir akın gibi bir akın etme gibi bir durum oluyor. Sosyal medyada bayağı takipçim var ve de bayağı da seviliyorsun. Geçen şey gördüm benim de timeline'ıma düştü. Hangi YouTuber'la blogger'la bir gün geçirmek istersiniz? Belki onun yemek etkisi de var ama evet, olabilir. Çok fazla Oğuz Yeni Hayat evet, cevabı gördüm orada. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Muhtemelen hani hem Oğuz'la gezer hem de bir yandan da yemek yeriz. Yemeği de eğer götürürüz falan. aç kalmayız. Son kısımlara doğru geliyoruz. Tabii sana ki. Sorularım olacak. Önce yani memleket sınırları içerisinde senin merak ediyorum zevkini, damak tadını. Top 5 yemeği sorayım dedim sana. Yani en sevdiğin yemekler bu kadar gezip dolaştıktan sonra neler? İlla bir sıralama yapmak zorunda yani, değilsin ama yani sıralama yaparsam ayıp olabilir çünkü. Yok ama yani 5 tanesini. Yani ilk aklıma geleni söyleyeyim ki ben genelde böyle hani bir yere röportaj veya böyle bir sohbet ortamında falan. Benim için Halil Usta yani ilk 3'te hani hatta çoğu zaman da 1'de olabiliyor. Antep'te kebapçı Halil Usta var. Çünkü hani her gittiğimde inanılmaz güzel etler yiyorum. Hatta en son gittiğimde bana böbrek yapmıştı. Ki normalde sakatat yapmaz ama hani ben böyle hani senede 3-4 kere gidiyorum böyle hani hala onun gözünde misafir gibi olduğum için bana bir böbrek yapmıştı. Böyle arka masamda böyle takım elbiseli abiler falan var böyle dönüp bana bakıyorlardı falan. Ondan sonra bir şey demişlerdi ya Halil Usta biz kaç senedir geliyoruz buraya bize vermiyorsun da bu arkadaş kim böbrek yiyor falan gibi bir durum olmuştu. Böyle ben bir utandım çekindim falan böyle. Ya benim Halil Usta çok özeldir. Antalya'da 7 Mehmet var. Orayı çok severim. Onun dışında Trabzon'da, işte pardon Rize'de 2 sene evvel gittiğimde Ortanca Köyü'nde Plato'da Mola diye bir yer vardı. Orasının yemekleri çok iyiydi. Çünkü her şey evden, bahçeden. Yani dışarıdan bir tek herhalde şeker alınıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında hani her şeyi kendileri yapıyor. İşte hayvanlarından aldığı sütle tereyağı yapıyor, kaymak yapıyor, yoğurt yapıyor. İşte buğdayını kendi öğütüyor, ekmeğini yapıyor falan böyle. İşte bahçede patatesi var, kaymaklı patatesi kendisi yapıyor falan böyle. Onlar mesela çok özel ve güzel yemeklerdi. Dördüncüsü işte son Urfa seyahatinde Paflar Ciğer diye bir yere gittim. Orada bir az pişmiş dalak inanılmazdı. Normal ciğer çok güzeldi. Sürekli et üzerinden gidiyorsun şu an. Ya evet sürekli et üzerinden yani sebzeyi mecbur kaldığım zaman yiyorum. Hani çok hani işte Ege tarafında biraz hani otlarla alakalı böyle bir şeyler denk geliyor ama o otla mutlaka bir etle veya bir balıkla falan karışıyor. Bir tane de hamur işi bir mekan alalım. O hamur işi. Mantı şey. Olur, börek olur, makarna olur. Valla mantı Sinop'ta, Sinop'un cevizi mantısı var. Evet. Bir 5 sene önce falan gitmiştim galiba Sinop'a. Sinop'ta bir cevizi mantı yemiştim, orası çok güzeldi. Ama hamur işi deyince şu an aklım çok işte böyle Saraybosna'ya kayıyor. Hatta bu aralarda bir Saraybosna bileti aldık arkadaşlarla.
Şubat'ta gideceğiz. Yani Saraybosna'ya sadece börek yemeye gidiyoruz bu arada. Yani gerçekten. Sadece börek yemeye Saraybosna. Ona bir iple çekiyorum şu anda. O zaman son kısımda sana şu mu bu mu testimiz var. Tamam. Onunla birlikte seni bir de burada test edelim bakalım. Mantı mı İskender mi? Gerçi verdiğin az önceki cevaplardan sonra biraz daha İskender'e yakınsın gibi sanki. Yani şöyle, aslında ben çok İskender seven bir adam değilim. Mantı mı et mi desem et diyecektin ama İskender mi evet, deyince. Öyle öyle dersem kesinlikle öyle derdim. Ya çünkü o hani etin üzerinde bir tereyağı bulaştığı zaman beni bir tık böyle uzaklaştırır. Normal tereyağı çok severim. Hani ekmeğin üzerine kendim sürüp yemeği de çok severim. Ama böyle etle tereyağı işin içine girdiği zaman, hani tabii ki hayır asla yemem demiyorum ama öyle bir tercihte %100 direkt mantıyı seçerim. Mantı dedin. Et mi balık mı? Çok kolay bir soru oldu. Net et. Künefe mi baklava mı? Baklava. Baklava. NBA mi Euroleague mi? Bunu da araya sıkıştırdım. Euroleague. Euroleague. Antep mi Adana mı? Bu zor bir soru ama. Antep. Çok net cevaplar. Çok net Antep. Çok... İtalyan mutfağı mı Fransız mutfağı mı? İtalyan. İtalyan mutfağı. Emma Stone mi Emma Watson mı? Emma Stone. Pizza mı hamburger mi? Hamburger. 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 Evet. Onur bağlanacak galiba. Yine araya girdi. Ne oldu canım? Senin de mi bir cevabın var? Künefe mi? Evet. Bir sorun var. İstanbul'da 3 tane yemek yenecek yer söylesin. Ama böyle en bilinenlerden değil. Abi adam girdi, bombayı bıraktı gitti. Bombayı bıraktı, evet. Programı kapatırken Oğuz Yeni Hayat'tan İstanbul'un gizli kalmış yani, yemek mekanı. Kızılkayalar. Hangi şube ama? Abi yani şu an aklıma gelen... Ben mesela ilk aklıma geleni söyleyeyim ama gerçi aslında İstanbul'da gerçekten bir şeyin gizli kalması artık çok zor yani. Hani özellikle bu dönemde... Gizli kalsın da bile gizli kalmıyor olaylar. Gizli kalsın. Güzel geldi bu. ya örneğin mesela Kadıköy'de çay tarlası diye bir yer var. Oğuz abi var, rahmetli... Çay tarlası. Çay tarlası. Rahmetli Kazım Koyuncu'nun abisi. O mesela inanılmaz güzel muhlama yapıyor ve çok tatlı, ufacık bir yer. Mesela ben orayı kahvaltı için çok seviyorum yani. Ne zaman Kadıköy'e uğrasam. Kadıköy Rıhtım'da mı? Hayır. Boğa tarafında mı? Boğa tarafında değil, şey tarafında. Akmar. Yok. Hiçbir tarafında değil galiba. Bir dakika, şimdi anlatacağım. Şeyden. Moda Caddesi'nden havuza doğru çıkarken. Anladım. Diyeyim. Moda Caddesi havuza doğru çıkarken yolun sağ tarafında kalıyor. İlk aklıma orası geldi şu anda. Duydun mu Onur? Not al. Ya onun dışında... evet mesela. Ya aslında ya buna şu şekilde daha net cevap verebilirim. Yani işte kahvaltı yapmak istiyorum, Kadıköy'de yapmak istiyorum. Nerede yaparım sorusu daha net cevap verebiliyorum. Çünkü öteki türlü skala çok büyük, yani geniş olduğu için. Geçen gibi hanımefendi Instagram'dan da yazdı. Ondan sonra İstanbul'da kahvaltı yapmak için nereyi önerirsiniz? Ya dedim ki hani İstanbul, Tuzla'da İstanbul, Beylikdüzü'de İstanbul. Hani biraz yardımcı olun, hani en azından seçenekleri bir belirtin, ben ona göre şey yapayım. Ya yani şimdi gerçekten bu soruya cevap vermesi zor ama derim ilk aklıma gelen bir çay tarlası oldu. Onun dışında yine mantıdan gideceksek Emirgan'da kardeşim mantı var. O da böyle Bolu usulü bir mantı yapıyor böyle. O da çok güzel. Cevizli ve yoğurtlu. Sarması da çok güzel. Onun dışında az önce Onur'un bahsettiği yer var. Ben ona bir ay önce falan söylemiştim. Eve gelirken almıştı. Mantarlı su böreği var. Kireçburnu'nda, Kireçburnu fırının. Kireçburnu fırını. Tam 3 yer söyledi adam zaten. Zaten 3 tane yer söyledim ama çok hani gerçi biliniyor yani. Hani bilinmemesi zor. Ama beni ikna ettin abi. Ettim mi? Ya Onurcuğum, eğer bilinmeyen yerlere merak ediyorsan Instagram'dan bakabilirsin. ayıramaz dediler Haydari ile şeyi. Neydi? Semizotu. Semizotunu. Geldin, kola testini geçtin. Sonrasında gayet mantıklı şey cevaplar da verdin. Teşekkür ederim. İnsanlar da zaten hem Instagram'da hem Twitter'da gayet sevgi ve beğeniyle yaklaşmış. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim hepsine. Onur Erdem'in beğenmemesi dışında çok bir sıkıntı yok. Onur Erdem'in beğenmemesi de çok bir sıkıntı teşkil çok ediyor. Da, beni de çok da problem değil yani. Evet, çok sıkıntı değil. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten geldin, hem spor hem yemek. Herhalde birçok erkeğin hayatının %90'ını oluşturdu evet, büyük ihtimalle. İki konudan sohbet ettik. İnşallah tekrardan ve başka yerlerde de görüşürüz. Restoranlarda tekrardan görüşürüz. Ayaklarına sağlık. Yok Yok'un 8. bölümünde sevgili Oğuz Yeni Hayat'la beraberdik. Bir başka bölümde tekrardan görüşmek üzere. Sokrates YouTube kanalından hoşçakalın.